Merhaba arkadaşlar, Ev Kuşları kanalımıza hoş geldiniz. Ülkemizde en çok beslenen evcil kuşlardan muhabbet kuşu ve sultan papağanlarının birçok ortak özellikleri vardır. Bu videomuzda muhabbet kuşları ve sultan papağanlarının ortak özellikleri ve farklılıklarını inceleyeceğiz. Hem muhabbet kuşları hem de sultan papağanları meraklı ve eğlenceli kuşlardır. Her iki türde tek yavruyken beslendiği takdirde sahipleriyle aralarında güçlü bir bağ kurabilirler. Fakat birden fazla kuş olduğu takdirde size olan ilgisi azalacaktır. Muhabbet kuşları ve sultan papağanlarının en belirgin ortak özelliklerinden biri taklit etme yani konuşma yeteneğidir. Her iki tür de insan konuşmasını veya herhangi bir sesi taklit edebilir. Hem muhabbet hem de sultan papağanlarının genellikle erkek olanları daha çok konuşurlar. Ancak her iki türün dişilerinin de az da olsa konuştukları görülebilir. Sultan papağanları 20 kelime taklit ederken muhabbet kuşları 70-80 kelimeye kadar konuşabilir. Sultan papağanları ıslık konusunda daha başarılıdır. Uzun uzun ıslık çalabilirler. Muhabbet kuşları ise daha kısa ıslık çalabilir. Sultan papağanı ve muhabbet kuşlarının yedikleri yemler hemen hemen aynıdır. Muhabbet kuşu yemlerinde sarı darı, kırmızı darı, beyaz darı, kanarya yemi, soyulmuş yulaf gibi tohumlar bulunurken, sultan papağanı yemlerinde sarı darı, kırmızı darı, beyaz darı, kanarya yemi, soyulmuş yulaf, buğday, kara buğday ve tuzsuz çekirdek bulunur. Papağanlar çengel şeklindeki gagaları sayesinde çekirdekleri rahat kırarken muhabbet kuşları kıramazlar. Hem muhabbet kuşları hem de sultan papağanları eğitime açık kuşlardır. Sahipleri onları eğitmek için biraz zaman ayırmaya karar verirse oldukça kolay ve hızlı bir şekilde öğrenirler. Muhabbet kuşları ve sultan papağanları oldukça aktif ve eğlenceli kuşlardır. Oyuncaklarla oynamayı ve kemirmeyi severler. Muhabbet kuşu daha enerjiktir, sağa sola uçuşur, yerinde duramaz. Sultan papağanlarının enerjisi daha düşüktür. Genellikle zamanlarını tünekte tüylerini düzeltme ile geçirirler. Hem muhabbet kuşları hem de sultan papağanları sabah erken saatlerde ve gün batımında öterler. Eğer keyifliyseler gün içinde de öterler. Sultan papağanlarının bu ötüşleri bazen rahatsız edici, yüksek seviyelere çıkabilir. Muhabbet kuşları eğlenceli kuşlar olsalar da kendilerine dokunulmaktan pek hoşlanmazlar. Israr ettiğiniz takdirde de sizi gagalayıp ısırabilirler. Sultan papağanları ise sakin kuşlardır. Boyun ve ense tüylerinin kaşınması hoşlarına gidebilir. Sultan papağanları muhabbet kuşlarının iki katı büyüklüğündedir. Bu nedenle daha büyük kafese ihtiyaç duyarlar. Kafes içinde kanatlarını rahatça yayması ve hareket edebilmesi için 60 cm'nin de geniş bir kafese ihtiyaç duyarlar. Muhabbet kuşları ise hareketli olduklarından 45 cm eninde bir kafes yeterli olacaktır. Muhabbet kuşları ortalama 5-10 yıl yaşarlar. İyi bakıldığı takdirde 12 yıla kadar yaşayabilirler. Sultan papağanları 10-15 yıl yaşarlar. İyi şartlarda bakıldığı takdirde 20 yıla kadar
yaşayabilirler. Peki sultan papağanı ile muhabbet kuşu aynı kafeste yaşayabilir mi? Sultan papağanları ile muhabbet kuşları genellikle iyi geçinirler. Muhabbet kuşları küçük boylarına rağmen sakin olan sultan papağanlarına karşı agresif davranabilirler. Her kuşun karakteri farklıdır. Eğer sultan papağanı ile muhabbet kuşunu aynı kafese koyacaksanız bir hafta gözlemlemelisiniz. Sonra aynı kafeste kalmalarına imkan verebilirsiniz. Bu videomuzda sultan papağanı ile muhabbet kuşlarının benzer ve farklı yönlerini işledik. Yeni kuş sahiplenecekler bir aylık muhabbet ve sultan papağanı yavrularını tek olarak besledikleri takdirde eğitimi çok kolay olacak ve bakımlarını çok iyi yaptıkları takdirde uzun süre sizinle yaşayan bir dostunuz olacaktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Henüz abone olmayanlar kanalımıza abone olabilir ve zil butonunu aktif ederek yeni videolardan haberdar olabilirler. Hoşça kalın ve şu sıralar evde kalın. Ve tabii kuşlarınızla mutlu kalın.